Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf konularımızdan ondalık sayılarda basamak adları, basamak değerleri ve ondalık sayıları çözümleme konusuyla sizlerle beraberim. Şimdi ilk önce basamak isimlerini göstermek istiyorum. Bakın burada bir ondalık kesimiz var. 362 tam, 1487. Şimdi ilk önce tam kısımlar, yani şu virgülden önceki kısımlar, Zaten doğal sayıları e, isimlendirmeyi biliyordunuz, biliyorsunuz. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi birler basamağındaki 2'yi görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Burası birler basamağımız. 6 onlar basamağında ve 3 yüzler basamağında. Virgülden sonraki basamakların isimleri nasıl oluyor? Hemen onları söyleyelim. Virgülden sonraki ilk basamağımız yani 4'ün olduğu yer onda birler basamağı diyoruz biz buna. 8'in olduğu yere ise yüzde birler basamağı ismini veriyoruz. 7'nin olduğu yere ise binde birler basamağı ismini veriyoruz. Alttaki örneğimize bakalım. Peki bu basamakların basamaklardaki rakamların sayı değerleri ve basamak değerleri nasıl oluyor? Şimdi sayı değeri dediğimizde doğal sayılardan hatırlayacaksınız. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyordu. Yani rakamın sayısal değeri Mesela buradaki 7'nin değeri 7. 8'in değeri 8. 4'ün değeri 4. İşte tam kısımdaki 2'nin değeri 2. 6'nın değeri yine 6. 3'ün değeri yine 3 olarak sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyor. Şimdi esas geldi, geleceğimiz kısım basamak değeri. Basamak değeri ise rakamın hangi basamaktaysa ona, ona göre aldığı değer oluyordu. İsterseniz ilk önce tam kısımdan başlayalım. Çünkü bunu doğal sayılardan zaten biliyorsunuz. Hemen şuradan 2'den başlayalım. 2 e, rakamımız birler basamağındaydı. Ve onun değeri 2 tane birlik. Yani 2. 2'nin değeri 2 demek. 6'nın değeri onlar basamağında olduğu için 60. 3'ün değeri yüzler basamağında olduğu için 3 sayımız onun değeri 300. E, virgülden sonraki rakamlarımızın basamak değerleri nasıl oluyor? İlk e, rakamımız 4 rakamı. Onda birler basamağında. Yani bunun değeri bu 4'ün değeri onda 4'tür. Yani 4 bölü 10 olarak gösterebiliriz. Ya da yan yana yazmak istersek bu şekilde gösterebiliriz. 0 tam onda 4 olarak değerini gösterebiliriz. Ya da kesir olarak da bu şekilde yazabiliriz. 8 yüzde, e, yüzde birler basamağında olduğu için onun değeri basamak değeri %8'dir. Yani 8 bölü 100. Ya da yan yana yazmak istersek 0 tam %8 olarak basamak değerini gösterebiliriz. 7'nin değeri 7 binde birler basamağında, onun da basamak değeri binde 7 olarak söylenir ve yazılır. Ee, yan yana yazmak istersek de 0 tam binde 7 olarak yazabiliriz. Şimdi alıştırmalar bölümüne geçelim. Birinci alıştırmamız aşağıda verilen ondalık kesirlerin istenilen basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini bulalım. Şimdi A şıkkında 82 tam 1000'de 265 sayımız var. Biliyorsunuz sayı değeri rakamın kendisiyle aynıydı. O zaman ne yapacağım? 5'in değeri 5, 6'nın değeri 6, 2'nin değeri 2. Bu şekilde rakamların kendilerinin aynısını yazmış olacağım. B şıkkında da aynı şekilde 470 tam 1000'de 495 ondalık kesrimizin 5'in değeri 5, 9'un değeri 9, 4'ün değeri 4, 0'ın değeri 0, 7'ninki 7, 7 4'ün değeri 4. İkinci alıştırmamız aşağıda verilen ondalık kesirlerin istenilen basamaklarındaki rakamların basamak değerini bulunuz diyor. Bakın bu, bu kez basamak değerini bulmamız istenmiş. 5 tam kısımda bunun değeri 5'tir. 5 tane birlik. 7 nerede? Bakıyorum. 10'da birler yüzde birler basamağında. O zaman 7'nin değeri 7 bölü 100'dür sevgili öğrenciler. Bu şekilde yazabilirsiniz. B şıkkında ise 6 onlar basamağında tam kısımda. Onun değeri 6 onluk 60 eder. 8 nerede? 8 binde birler basamağında. O zaman onun değeri de 8 bölü 1000 olarak yazılacak. C şıkkında yine 920 tam 1031 sayımız. 2 onlar basamağında olduğuna göre değeri 20. 0 yine değeri 0. 1'in değeri binde birler basamağında olduğu için 1 bölü 1000 olarak yazmamız gerekiyor. 3'ün değeri bakıyorum yüzler basamağında değeri 300. Tam kısımda bu. 1 yine binde birler basamağında 1 bölü 1000 olarak yazıyoruz. 3 aşağıda verilen ondalık kesirleri çözümleyelim. Şimdi ondalık kesirleri normal doğal sayıları çözümlediğimiz gibi yan yana çözümleme yapabiliyoruz sevgili öğrenciler. 7 nerede? Birliklerin olduğu yerde 7'nin değeri 7. Artı 2'nin değerini nasıl yazabilirim? Ondalık onda birler basamağında olduğu gibi olduğu için 0 tam onda 2 olarak yazmalıyım. Bu şekilde de gösterebilirim. İstersem alt alta da gösterebilirim. Onu biraz sonra sizlere açıklayacağım. Aşağıda da göstereceğim. Farklı şekilde de gösterebiliriz. B şıkkına bakalım. 1'in değeri 10. Artı 6 tane birlik 6. Artı 0'ı yazmama gerek yok. Çünkü 0'ın basamak değeri yine 0 olduğu için onu yazmaya gerek yok. 4'ü yazıyorum. 4'ün değeri 0 tam %4. Çünkü nerede? %1'ler basamağında. Devam edelim. C şıkkında 1'in değeri 10. 4'ün değeri 4. Artı 2'nin değeri 0 tam 10'da 2. 10'da birler basamağında. Artı 5'in değeri 0 tam %5. Devam ediyorum. 8'in değeri 0 tam 1000'de 8 olarak yazabiliyorum. Bu şekilde çözümleyebiliyorum. Peki ben bunları alt alta da gösterebilirim. Bu kesir kısımları. Şimdi ona da gösterelim. İlk önce tam kısmı yapalım. 2'nin değeri 200 artı 5'in değeri 50 artı 9'un değeri 9 artı 0'ı yazmıyorum. Çünkü onun değeri yok. 3'ün değeri nedir? %1'ler basamağında olduğuna göre 3 bölü 100'dür. İstersek böyle de yazabiliriz sevgili öğrenciler. Yani şu şekilde gösterebildiğimiz gibi bunun gibi de gösterebiliriz çözümlemelerde. Devam ediyorum. 4'ün değeri binde birler basamağında olduğu için 4 bölü 1000 olarak yazabilirim ve çözümlemem bu şekilde yaptığımda öğretmeniniz okulda bunu da kabul edecektir. Son alıştırmamızı yapalım. 1'in değeri 10 çünkü onlar basamağında, 2'nin değeri 2 artı buradaki ikimiz onda birler basamağında olduğuna göre 2 bölü 10 artı 8'in değeri 8 bölü 100 olarak ay fazla yapıyordum özür dilerim 100 olarak şöyle yapalım. Çözümleyebiliyoruz. Devam edelim diğer alıştırmalarımıza. 4. soruda aşağıdaki ondalık kesirlerin basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerinin toplamını bulunuz diyor. Bu sefer sayı değerlerini ve basamak değerlerinin toplamını yazacağız. A şıkkımıza bakalım. 14'ten 346. Sayı değerlerini topluyorum. 1'in değeri 1, 4'ün değeri 4, 3, 4 ve 6. Topladığım zaman 5, 8, 12, 6 daha 18. Sayı değerleri toplamı 18. Basamak değerleri sayının kendisiyle aynı oluyordu. Doğal sayılardan hatırlayacaksınız sevgili öğrenciler. O zaman basamak değerlerinin toplamı da 14 tam 1346 olarak aynı şekilde sayımızı yazdığımız zaman basamak değerlerinin toplamını zaten bulmuş oluyoruz. Bunu ayrı ayrı toplayarak göstermiyorum. Devam edelim. Buradaki sayı değerlerini toplayalım. 2, Sıfırları da yazmama gerek yok. Bir de bir tane daha ikimiz var. Eşittir sayı değerlerinin toplamı 4 çıktı. Basamak değerlerinin toplamı 2'nin değeri 2'dir. Virgül 0 0 binde 2 olarak yine sayının kendisiyle aynısı oluyor. Evet, sayı değerlerini toplayalım. 1 var, 7 var ve 4 var. Topluyorum. 8 4 daha 12 oldu sayı değerleri toplamı. Basamak değerlerinin toplamı da yine sayımızın kendisiyle aynı olacak. Yine sayı değerlerini toplayalım. 2 artı 6 artı 1 tekrar 1 8 ve 5 topluyorum. 8, 9, 10, 18, 5 daha 23 oldu. Sayı değerleri toplamı basamak değerlerinin toplamı 261 virgül 185 okunurken bu şekilde de okuyoruz sevgili öğrenciler. Ama siz e, okulda derslerinde 261 tam binde 185 deseniz daha doğru olur. Biz bazen gün içerisinde günlük hayatımızda böyle söylüyoruz 261 virgül 185 diye günlük yaşamda söylüyoruz. Ama öbür şekilde okumak daha doğru olur. Hemen bunu toplayalım 4, 1, 2 ve 5'imiz var. 5, 7, 12 oldu. Sayı değerlerinin toplamı basamak değerlerinin toplamı 412 tam onda 5 olarak gösteriyoruz. Beşinci sorumuz çözümlenmiş olarak verilmiş bu, bu kez kesirlerimiz. Bunları ne yapacağız? Ondalık kesimizi oluşturacağız. Hemen bakalım tam kısımda ne var? Bakın 8 tam var. Hemen onu yazıyorum. Şimdi ondalık kısımlara geldim. Virgülümü koydum. Onda birler basamağında 2 var. Yüzde birler basamağında 6 var. Binde birler basamağında da 3'ü görüyorum. Yani bu sayımız 8 tam binde 263'müş. Ve bu şekilde yazmış olduk. İlk önce tam kısma bakıyorum. 90 ve 6 var. Yani onlar basamağında 9, birler basamağında 6. 96 tam oldu. 4. E, ha şuna dikkat edin. Bakın onda birler basamağı verilmemiş. Yüzde birler var ve binde birler. Yani onda birler basamağı burada söylenmemiş, yazılmamış. O zaman biz onları yazayım. Onu en sona göstermek için size bırakayım. Yüzde birler basamağında 4 var. Binde birler basamağında 8 var. Onda birler basamağı yazılmadığına göre muhtemelen yani muhakkak burada muhtemelen değil muhakkak burada ne vardır? Sıfır vardır. O yüzden yazılmamıştır. Ve sayımızı bu şekilde yazmalısınız. Yani şöyle gösterseydik yani sırayla gitseydik hemen bu şekilde yazsaydık bu yanlış olacaktı. Çünkü onda birler basamağında değil 4 yüzde birler basamağında bu yanlış bir gösterim. Hemen üstünü çiziyorum. Doğrusu bu şekilde olacak. Hemen buraya bakalım. İlk önce tam kısım. 700 var. 9 var. Aa, onluk yok değil mi burada da? Yüzler basamağında 7 var. Onlar basamağı boş. Birler basamağında 9 var. Ne yapacağım? Onlar basamağına 0'ı kendim koyacağım. Bazen verilmeyen basamakları öğrenciler unutuyorlar. Sayıyı yanlış yazıyorlar. Devam ediyorum. Şimdi geldim kesir kısmına. Onda birler basamağında 2 var. Yüzde birler basamağında 1 bir var. Binde birler basamağında ise 7'miz var. Ve sayımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın buradaki çözümlemede de kesirler alt alta gösterilmiş. Hep yan yana olmaz. Bazen alt alta da verilebilir. Bu şekilde çözümlenmiş sayıları da aynı şekilde oluşturuyoruz. 30 ve 2 var tam kısımda. Yani 32 tam. Onda birler basamağında 6 var. Yüzde birler basamağında 8 var. Ve bu şekilde binde birler basamağını isterseniz sıfır koyabilirsiniz. isterseniz koymayın hiç fark etmez. Buraya sağ tarafa biliyorsunuz ondalık kesirlerde dilediğimiz kadar sıfır koyabiliriz. Sayının değeri ve kendisi değişmiyor. İstediğimiz kadar sıfır koysak bile. Devam edelim. Bakın burada sevgili öğrenciler son örneğimizde tam kısım yok. O zaman biz buraya ne yapmalıyız? Sıfır tam olduğunu muhakkak göstermeliyiz. Başta ondalık kesirlerde baştaki sıfırı unutmamalıyız. Bazen tam sayı olmayabilir. 0 tam. Onda birler basamağında 4 var. Yüzde birler basamağında 7 var. Ve binde birler basamağında 2 var. Demek ki buradaki çözümlemesi verilen ondalık kesrimiz 0 tam. Binde 472 kesrimizmiş. Bu da son örneğimizde sevgili öğrenciler. Ondalık kesirler konusuna daha farklı şekillerde devam edeceğiz. Videolarımız devam edecek. Diğer konularda, diğer derslerde görüşmek üzere. Sizlere her zaman olduğu gibi İyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.